Defneciğim, tatlım lavaboda yüzüğümü unutmuşum. Getirebilir misin? Getireyim abi. Sağ ol. İyi akşamlar. Halacığım, çok bekletmedik umarım. Yok canım, ben de yeni oturmuştum. Azra Hanım, başka bir şey yoksa ben toparlanacağım. Tamam, toparlanabilirsin sen. Müşra, birlikte yemek yeseydik. Çok teşekkür ederim, eve geç kalmayayım. Afiyet olsun size. Sağ ol canım. Hala, her yere baktım ama bulamadım yüzüğünü, yok. Oraya bıraktığıma eminim. İyice baktın mı? Baktım. Ne oldu olay? Yüzünü mü bulamadın? Maalesef. Bir değerli eşyalarımızın kaybolmadığı kalmıştı. O da oldu. Yüzük bu. Çok değerli bir yüzük. Borcumu fazlasıyla karşılar. Senin lafına güven olmaz da bir de yakından bakalım. Tam istediğiniz gibi ha. Bak bakalım. Dediğim kadar varmış değil mi? Varmış evet. O zaman şöyle yapıyoruz. Yüzün üstünden kalan bir para olacak. Yani borcumdan artan, onu bana vermeniz gerekecek. Yüz vurma lan hemen. Gecikme faizin ne olacak? Ne gecikme faizi ya? Oğlum bu verdiğin yüzük sadece borcunu kapatır. Faizini kapatmaz. Allah Allah. Çok değerli bir yüzük o ha. Çok pahalı. Uzatma ağzım. Bugünü bugün yağlı kapıya kapak attın. Ufacık bir yüzükle peşini bırakacağımızı düşünmüyorsun herhalde. Halacığım, belki de yüzüğünü başka bir yere koymuşsundur. Eminim diyorum, anlamıyor musunuz? Elimi yıkamak için çıkardım, oraya koydum. İnanamıyorum gerçekten. Evimizin üstünde kara bulutlar geziyor. Yani bu ne uğursuzluktur anlamadım. Her gün başka bir olay yaşıyoruz biz artık, yeter ya. Canım biraz sakin ol. Yani elbet bir yerden çıkacak bu yüzük. Biri almış olmasın? Ya olamaz mı? Kim alacak ki evin içinde? Aşkım yani biz misiniz? Evde yabancı mı var? Ben çıkıyorum Azra Hanım. Büşra, sen halanın yüzünü gördün mü? Ben mi? Ben yüzüğü falan görmedim Azra Hanım. Niye panikledin o zaman? Yani birden sorunca
Ne diyeceğimi bilemedim. Allah Allah. Sen normalde pek paniklemezsin. Hazal Hanım. İnanmadım Büşra. Yani sen normalde bizimle akşam yemeğine kalmak için can atarsın. Şimdi koşa koşa gitmeye çalışıyorsun. Ver çantana bakacağım. Ver çantana. İçine bakayım. Sıkışmış olabilir bir yerlere. Yokmuş. Tamam, toplayabilirsin sen çantanı. Yani sinirlerimiz nasıl bozulduysa iyice paranoyak oluyor insan. Yani herkesten her şeyden şüpheleniyorsun tabii ister istemez.